30 dakikadan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Bugün iki konuğumuz olacak. Ali Aydar Bozkurt, ODD Başkanı ve birazdan da Şeref Hayat, Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı. Hem ihracat rakamlarını tabii konuşacağız hazır giyim tarafında, hem de ODD verilerini Ali Aydar Bozkurt'la değerlendireceğiz. Önce hemen ODD tarafını değerlendirmek için Ali Aydar Bozkurt'a dönelim. ODD Başkanı bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Zaten sektörde aslında yavaşlama emarelerini alıyorduk. Hani şu anda baktığımız zaman aslında ilk 9 aydaki rakamlar geçtiğimiz seneye göre %6.7'lik bir azalış bize gösteriyor. Tabii biraz özellikle otomobil tarafında daha hızlı bir yavaşlama, ticari araç tarafında son ay için özellikle biraz daha geriden gelen, daha ılımlı bir yavaşlama gibi gözüküyor. Ama tabii ki sektör beklentileri halihazırdaki mevcut durumda biraz daha belki kötüleşme olabilir diye. Nasıl değerlendiriyorsunuz rakamları? Önce onu sorayım. Evet, şimdi burada rakamları tabii daha çok geçtiğimiz yılla kıyaslıyoruz. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımız zaman aslında 2021'de hatırlayacaksınız, araç bulunurluğuyla ilgili bir baz etkisi de vardı. Yani 2021 ile kıyaslayınca bir tık böyle bir Eylül'den Eylül'e iyileşme görünüyor gibi olsa da, ama yıl bazında baktığımızda demin de sizin ifade ettiğiniz gibi yaklaşık %7'lik bir düşüş var aslında. Bunun da temel sebeplerini biliyoruz. Artık çok konuştuk. Yani geçtiğimiz yıl çip krizi diye başladı. Üzerine işte ham madde krizi, lojistik krizi, bugün Rusya savaşı, enerji maliyetleri derken hala araç bulunurluğundaki sıkıntıların da devam ettiği, maalesef tam anlamıyla çözülmediği bir süreci yönetmeye çalışıyor otomotiv sektörü. Bugün geldiğimiz nokta bu anlattığımız gerekçelerle ulaştığımız sonucu gösteriyor. İlk etapta tabii bunun bir miktar daha araç bulunurluğu tarafında yaşanan sıkıntıların devam etmesi olarak tabii yorumluyorsunuz. Bir yandan da tabii biliyorsunuz önümüzdeki dönemde sektör temsilcileri olarak özellikle sizin de daha önce verdiğiniz ifadelerde bir ÖTV matrah düzenlemesi. Yani ÖTV tarafında bir düzenleme belki olmayacak gibi gözüküyor ama matrah düzenlemesine kesin gözüyle bakıyordu sektör. Son durumda nasıl bir gidişat var? Ne gerekiyor sizce? Aslında sektör matrah güncellemesi ya da ÖTV ve benzeri vergilerle ilgili güncellemelere yani hiçbir zaman aslında kesin gözüyle bakamıyor. Onu bir ifade etmek isterim. Hı hı. Çünkü biz bu tür değişiklikler ancak resmi olarak yayınlandığında öğreniyoruz, haberimiz oluyor. Burada daha çok müşteri tarafında böyle bir beklenti vardı. Haklı da bir beklenti aslında. Çünkü en son bir önceki yılın Ağustos ayında yapılmıştı matrah güncellemesi. Döviz kurları işte 8'ler civarındaydı o dönem. Şimdi 18,5'ları konuştuğumuz bir sürece geldik. Bu nedenle geç kalınmış bir matrah güncellemesi yorumuyla beklenti oluştu. Yani artık yapılması gerekiyor diye. Biz de sektör olarak da aynı şeyi savunuyoruz. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Bu tür değişiklikler resmi gazetede ya da işte bültenlerle duyurulmadan böyle bir beklentiye girmek de çok doğru olmuyor. Çünkü işte birkaç aydır bugün olacak, yarın olacak diye bir beklenti var. Biz de hep söylüyoruz. Böyle bir değişikliğin tarihini tahmin etmek gerçekten çok güç. Bir an önce olması gerektiğini savunuyoruz. Demin de söylediğim sebeplerden, çünkü otomobilin bazı fiyatında ciddi artışlar oldu ve artık neredeyse tüm satılan modellerin tamamına yakını %80'lik en yüksek vergi dilimine girdi. Bu da otomobilin toplam maliyetini, nihai ulaşıcıya ulaştığı fiyatını ciddi anlamda yükseltti. Burada bir iyileştirmeyi bekliyoruz ama ne zaman olur diye sorarsanız ben hep aynı cevabı veriyorum, bilemiyoruz. Yani sadece bekliyoruz. Bunu bir altını çizmek istedim.
Evet, kesinlikle haklısınız. Yani tabii ki sektör temsilcilerinin kendi içerisinde tahminleri olabiliyor ama yani tabii ki en neticede kararı hep birlikte takip ediyoruz. Beklenti kesinlikle. Ama dediğiniz tabii çok önemli. Şimdi biz mesela özellikle otomotiv zirvesini gerçekleştirirken de sektör temsilcileriyle yine konuştuğumuzda, markalarla konuştuğumuzda dediğiniz gibi yani neredeyse birçok aracın %80'lik ÖTV dilimine girmiş olması çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi hem fiyatlar yükseldi, erişilebilirlik azalıyor, hem de bir yandan bu anlamda bir güncelleme gerekliliği de doğmuş bulunuyor. Peki iç talepteki bu daralmanın yıl sonuna doğru nasıl evrilebileceğini düşünürsünüz? Yani yıl sonunu nasıl bir rakam potansiyeliyle kapatacağız? Öngörünüz var mı? Özellikle hani sektör temsilcilerinden benim sıkça duyduğum, yani markalarla görüştüğümüzde sıkça duyduğumuz, hani yıllık bir 600-700 bin diye zikrediliyor. Sizce gerçekleşir mi? Şimdi şöyle, normal şartlarda olsaydık, bugün son çeyreğe girdiğimiz böyle bir dönemde aşağı yukarı %5-10 sapmayla yıl sonu pazar kapanış tahminini aslında kolayca konuşabilir olurduk. Ama geldiğimiz noktada birkaç tane etken var ki belirsizliği büyütüyor. Bir tanesi, en önemlisi, hangi marka kalan 3 ay boyunca hangi modelinden ne kadar araç bulabileceğini çok net bilemiyor aslında. Ama bunun bu tek başına bu yıl sonu kapanış pazarını etkileyecek kriter değil. Bunun dışında krediye ulaşılırlıkta bir sıkıntı da var, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Hem kredi maliyetleri yükseldi, hem de kredi red oranları da arttı. Hem perakende müşterisi için, hem filo müşterisi için. Bu da pazarı olumsuz etkiliyor maalesef. Bunun dışında başka bir sıkıntı daha yaşıyor sektör. Birkaç aydır başladı ama önümüzdeki aylarda devam edeceğini tahmin ettiğimiz son dönem enerji maliyetlerindeki artış sanayi tarafında, üretim bacağında maalesef ki firmaların maliyetlerini çok ciddi anlamda yukarı çekmeye başladı. Böyle olunca bizlere gelen ürünlerin baz maliyetinde, döviz değerlerinde, fiyatlarında artışlar başladı. Her ay kısım kısım da bunu yansıtıyorlar aslında. Tüm bunlarla baktığınız zaman yılın ilk 9 ayı da hala geçen yılın birazcık da olsa gerisinde gittiğimizi düşünerek geçen yıldaki rakamları yakalayabilirsek, yani 770 bin civarındaydı, 750 binlerde falan bir kapanış olursa hani bu şartlar altında başarı olur diye düşünüyorum. Daha yukarı gitme şansını biraz az görüyorum. Daha aşağı gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü yeterince araç bulamazsa markalar, pazardaki talep olsa dahi bu talebi bile karşılayamaz durumda olursak 750 bin altına da inebilir. Yani ama 750 bin üzerine çıkma ihtimalini şimdiki eldeki verilerle değerlendirince birazcık zayıf görüyorum. Şimdi tabii enerji maliyetleri dediğiniz gibi yani şirketlerde ciddi anlamda zamlar, bir de tabii biraz daha geriden gelen zamları da çoğu zaman takip ediyoruz. Bu anlamda mesela fiyatlarla ilgili olarak nasıl bir yorumunuz olabilir? Yani önümüzdeki dönemde fiyatlarda yeni güncellemeler, yine yukarı yönlü revizyonlar görecek miyiz sizce? Şimdi gelen bilgiler artan üretim maliyetlerini kademeli olarak bizlere yansıtacaklar üreticiler. Zaten bunu açık açık söylüyorlar aylardır ve başladılar da aslında. Her ay küçük küçük zamlar geliyor. Birdenbire yansıtamıyorlar tabii, o çok yapılabilir bir şey değil. Ama şu ana kadarki seyrinde baktığınızda araçların döviz bazındaki baz maliyeti, döviz fiyatı olarak artmaya başladı. Şimdiki fotoğraf gösteriyor ki önümüzdeki aylarda da biz yine kademeli olarak bu artan enerji fiyatları, artan maliyetleri maalesef ki yaşayacağız. Bu da bizim için fiyatlarımızın, maliyetlerimizin artması anlamına geliyor. Bunun üzerine eğer dövizde bir hareketlilik olursa yukarı yöndeki, umarız olmaz, bu da maalesef o döviz bazında artan fiyatların katlanarak nihai fiyatı oluşturmasından dolayı %80'lik ÖTV'ye çarpılıyor. Bir de üzerine KDV var. Orada en ufak bir döviz bazındaki maliyet artışı bizim burada fiyat listelerine
biraz katlanarak yansıyor. Biz baz etkisiyle, yani aracın maliyeti anlamında söylüyorum, döviz bazındaki maliyeti anlamında söylüyorum, önümüzdeki aylarda fiyat artış eğiliminin devam edeceğini üzülerek görüyoruz. Bunun üzerine umarız ki bir Türk lirası Euro kurunda bir artış olmasın. Çünkü o zaman gerçekten yönetilmesi daha da zor bir hale geliyor. Bu da bir miktar vatandaşın alım gücüyle de kıyasladığımızda araç alma cesaretini düşürüyor. Evet. Peki araç bulunuruyla ilgili tabii dikkat çektiniz ama son birkaç cümleyle özetlemek gerekirse, yani belki bir cümleyle, vaktimizin de sonuna geldik ama daha da kötüleşme beklentiniz var mı? Yani Avrupa'daki mevcut durum için soruyorum. Yani şimdi Avrupa'daki mevcut durum çok farklı. Bakın Avrupa'da bizim, Avrupa bizim en büyük ihraç pazarımız. Avrupa'da yaşanabilecek herhangi bir ekonomik sıkıntı bizi de maalesef olumsuz etkiliyor. Çünkü en çok ihraç yaptığımız bölgede bir, hani diyelim ki resesyon olursa, bu bizim bütün ekonomimizde, sadece otomotiv tarafında değil, bütün ekonomimizde de olumsuz yansır. Umarız ki olmasın. Daha kötüye gidebilir mi? Az önce saydığım şeyleri düşünürsek, yani aracın euro bazındaki üretim maliyetlerinin artmaya devam etmesi, bizim euro TL kurunun yukarı gitmesi, krediye ulaşımda rahatlamanın yollarını bulamazsa müşteri, bunların üst üste geldiğinde daha kötüye gidebilir. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Ali Haydar Bozkurt, kıymetli yorumlarınız için ODD Başkanı'nı ağırladık. Hemen dönelim dış ticaret verilerinin detaylarını hazır giyim tarafında tabii konuşacağız. Şeref Hayat konuğumuz, top hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclis başkanı. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Göz Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii Mayıs'tan beri aslında hazır giyim sektöründe bir yavaşlama olduğunu biz biliyoruz. Önümüzdeki rakamları da özellikle kontrol ettiğimizde, hani Temmuz'da gerileme vardı. Ağustos'ta bir miktar yukarı yönlü bir hani baş kaldırı vardı aslında ama o çok tabii kalıcı olmadı. Son gelen Eylül rakamı da yine yavaşlamaya işaret ediyor. Hali hazırda aslında kaçınılmaz da olduğunu biliyoruz. Çünkü hazır giyimin %70'in üzerinde Avrupa'ya tabii ihraç edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla nedir beklentiler, rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnuniyetle. Öncelikle isterseniz buraya nasıl geldik kısaca açıklamak istiyorum. Göz Hanım, vaktimiz varsa. Bildiğiniz gibi pandemi sonrası özellikle 2020 yılının ikinci yarısından itibaren Türk hazır giyimine çok önemli bir teveccüh oldu. Çok önemli talep artışı oldu. Bunun sebebi de bildiğiniz gibi yakın coğrafyadan alışveriş yapmanın çok önemli olduğu bir süreç yaşadık. Uzun süreli taşımacılık süreleri, taşımacılık maliyetleri, konteyner krizi derken biz gerçekten 2020 yılının ikinci yarısında 2021 yılını rekorla 20 milyar dolara geçerek çok önemli bir ihracat rakamına ulaştık. Hatta biz 2021 yılında sonunda sizinle konuştuğumuz zaman 2022 yılı içinde %15 bir büyüme hedefini koymuştuk. Gerçekten de aslında bu ilk 6 aya baktığımızda hazır giyim sektörü %15 ihracatı büyütebildi. Fakat Mayıs ayında özellikle önce PMI verilerinden, ardından da sipariş hızlarında bir önceki yıla göre Mayıs ayı bizim en çok sipariş aldığımız aylardır bir yavaşlama işareti başladı. Dolayısıyla bunun aslında bu resesyonun veya işte enerji krizinin ayak seslerini hissettik. Hemen belki Temmuz'da biraz takvimsel bayram olduğu için düşüşü gördük. Ağustos'ta çok kısa, siz de bahsettiğiniz gibi az bir artış olmakla birlikte şimdi Eylül'e geldiğimizde %1'e yakın bir daralma gördük ama son çeyrekte daha sert hissedeceğiz maalesef. Şu an baktığımızda ana pazarımız, sizin de bahsettiğiniz gibi %70'i Avrupa Birliği. Avrupa Birliği yüksek enflasyon oranlarına, hele bir de savaşla birlikte olası gaz krizine, enerji krizine alışkın değil. Dolayısıyla insanlar, tüketici kitlesi öncelikle temel ihtiyaçlara odaklandı. Haliyle ısınma, barınma, gıda gibi önceliklendirdiği alışverişler sebebiyle hazır giyim talebini daralttı. Bunu biz özellikle son çeyrekte biraz daha net hissedeceğiz. Yani %15 artışla bitireceğimiz dediğimiz yılı aslında biz %5 artışta kapatırsak iyi olduğunu söyleyebileceğimiz bir duruma geldik. Bugünkü verilere baktığımızda hazır giyimdeki son 12 ayın %9'lara falan düştüğünü artışın ama son çeyreğe kattığımız zaman da belki kısmi bir artışla kapatacağımız bir yıl olacak. Asıl bizi korkutan Gözde Hanım önümüzdeki yılki siparişler. Çünkü büyük alım gruplarına konuştuğumuz zaman da onlar da özellikle ilk yarıda
%10-15 gibi daha düşük sipariş verme ihtimalleri var. Bunları seslendiriyorlar ama bu biraz da bu kışın aslında Avrupa'nın nasıl geçireceği, bu enerji krizinin sektörün ne derece sıkıntıya sokacağını izlemek gerekiyor. Yani bir son çeyrekte özellikle Kasım-Aralık aylarındaki gelişmeleri takip edip önümüzdeki yılın belki de hedeflerini tekrar gözden geçirmemiz söz konusu olabilir. Şimdi özellikle tabii hazır giyimin önünde zorlu süreçlerden biri. Az önce de mesela yayında Tim Başkanı Gültepe de ifade etti parite etkisini. 2029'da 9 ayda özellikle 2022'de 9 ayda 10.2 milyar dolarlık bir etki yarattı dedi. Eksi yazdı dedi. Şimdi hazır giyim için de tabii aynı şey söz konusu değil mi ağırlıklı olarak? Dolayısıyla sizdeki gidişat bu anlamda nasıl etkileniyor? Biraz bahseder misiniz? Memnuniyette bizdeki yansıması 900 milyon dolar. Yani şu an baktığımızda 900 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığımızı söyleyebilirdik. Bir önceki yılın parite ortalamasıyla mukayese ettiğimiz zaman Mustafa Bey de ondan bahsetti. Gerçekten hazır giyimi çok sıkıntılı bir süreç bekliyor veya içindeyiz o sürecin demek lazım. Avrupa Birliği'ne hazır ağırlıklı ihracat yaptığımız için bildiğiniz gibi euro-dolar paritesi bizim için çok önemli. Çünkü ithalatımızın ham maddemizin %100'ü dolar cinsindenken ihracatımız %70'i euro cinsinden. Dolayısıyla son 5-6 ay içerisinde %20'ye yakın bir pariteden terse düştüğümüzü, bunun üzerine sadece bu da değil Gözde Hanım, bildiğiniz gibi euro ile ihracat yaptığımız için yılbaşından itibaren baktığımızda euronun sadece %20 artarken doların %40'a yakın arttığını fakat buna mukabil enflasyonun yılbaşından itibaren bile TÜİK rakamlarıyla %50'ler civarında olduğunu, %50-55 civarında olduğunu söylemek istiyorum. Bunu mukayese ettiğimiz zaman, karşılaştırdığımız zaman gerçekten artan işçilik fiyatları, artan enerji zamlarının TL'ye dönerek bize yansıması ki son bir ay içerisinde %50 elektrik ve %50 doğalgaz oldu. Hazır giyimde karsızlık yaşadığımız bir süreç yaşıyoruz. Haliyle bunu yansıtmak istediğimiz müşterimiz de kendi pazarındaki resesyon ve durgunluk sebebiyle yansıtmamız önünde çok büyük bir engel teşkil ediyor. İş olmayınca ben nasıl bu farkı veririm gibilerinden. Eski kontratlarda çok daha fazla, yeni kontratlarda da fiyat tutturamadığımız sıkışık bir dönem yaşıyoruz. Aslında baktığımız zaman belki dövizin artışı enflasyonu tetikleyen çok önemli bir sıkıntıyken hazır giyimde de artık rekabet edemeyeceğimiz boyuta gelen bir değerden bahsediyorum. Yani şu an reel efektif kuru da sizlerle konuşuyorsunuz sürekli. En az 20-21'ler bantında olursa belki bir önceki yılbaşından beri enflasyonu anca kompans edeceğimiz bir süreç yaşıyoruz. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yılbaşından sonra anlamlı bir ücret zammı vereceğiz açıklamasından sonra önümüzdeki yeni yıla bu kurlarla giren ihracatçının önemli bir istihdam kaybı yaşaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla artık kontrol edildiğini hepimizin kabul ettiği dövizin de yavaş yavaş bırakılması gerekiyor galiba. Öyle görünüyor Gözde Hanım. Evet, bu söyledikleriniz çok önemli. Tabii hazır giyimde yani istihdam anlamında da ciddi bir oran var. Dolayısıyla hani istihdam kaybını da tetikleyebilir dediniz. Peki önümüzdeki yıl için siparişlerde nasıl bir azalma görüyorsunuz? Yani bu yılı hani biraz tabii konuşuyoruz ama özellikle beklentilerde bozulmanın süreceğini anlıyor muyuz yani bu anlamda? Nasıl bir görünüm var şu anda? Gelen siparişlerin hızlıdaki yavaşlama Mayıs'tan beri devam ediyor ve müşterimize aldığımız geri dönüşlerde özellikle ilk çeyrekte çok net görünen ama yılın ilk yarısını %10-15 gibi bir daralma söz konusu olabilir ama bunu tabii bir çekinceyle veya bir sebeple açıklamak lazım. Biraz bu kışın aslında Avrupa Birliği'ne bu resesyon veya kışın enerji krizinin ne geç attığını, ekonomilerinde özellikle sanayisinde ne denli sıkıntı yarattığını, orada bir istihdam kaybı yaratmadığını gözlemlemek lazım. Çünkü tüketici alışkanlıkları biraz da tecrübesizlikten hemen frene bastı. Yani bu kışı gerçekten temel ihtiyaçlarına odaklanmış bir şekilde geçiren bir Avrupa Birliği ve İngiltere göreceğiz. Dolayısıyla birkaç ay daha beklemek lazım. Biz olumlu tarafından bakıp daralmanın daha da az olmasını ümit ediyoruz açıkçası. Evet, bir yandan tabii sizin özellikle sektörün bir diğer problemiydi. Ham madde maliyetleri vesaire. Bununla ilgili özellikle hani hep konuşuyoruz. Aylardır hep takip ediyoruz. Bazı materyallerde tabii fiyat gerilemeleri vesaire oluyor. Dolar bazında, euro bazında. Sizde böyle bir durum söz konusu mu?
Aslında oluyor ve bu da sıkıntı da yarattı. Özellikle tekstil ve ham maddelerinde yüksek fiyatlardan yapılan pamuk kontratları yüzünden şu an sektör gerçekten sıkıntılı durumda. Pamuk fiyatları geri geldiği halde daha önceden Amerika'dan özellikle yapılan anlaşmaların çok yüksek rakamlarla bir şekilde stoğa alındığını ve bunların hazmedilmesinde zaman alacağı bir süreç yaşıyoruz. Yani hemen birdenbire, çünkü bildiğiniz gibi bir şekilde iplikçinin en az 6 ay pamuğu olması lazım, kumaşçının en az 3 ay ipliği olması lazım gibi bir süreç var. Gözde Hanım, fiyatlar çok volatil olduğu dönemlerde siz terste yakalayıp yüksek maliyette ham maddeye bir şekilde almış oluyorsunuz ve fiyattaki hareketler çok katılaşıyor. Yani talep azaldığı halde bile o talebe uyumlu bir şekilde fiyat düşüşü çok yavaşlıyor. Dolayısıyla böyle bir süreç de yaşıyoruz aslında. Ham maddeye çok yoğun bir yüksek fiyattan alan bir sektör var. Bunun üzerine orada bir gerileme olsa, stoksuz yakalanan bir üretici olsa bile enerjiye gelen zamlar buradaki ham maddeye gelen indirimleri bir şekilde yansıtmamızı engelliyor. Yani enerji maliyeti belki tekstilde çok daha yoğun, hazır giyimde daha az olmakla birlikte ben artık maliyet kalemine enerji yazmaya başladım. Yani biz normal genel gider içerisinde %1-2 bile tutmazken şu an hazır giyimin bile içinde %5-6-7'yi bulduğu bir maliyet haline geldi enerji maliyeti. Bunu hele bir de kuruşun artmadığı veya dövizin artmadığı dönemlerde kompanse etmek çok kolay değil maalesef. Siz bir yandan tabii mevcut durumda, yani Avrupa'daki bu mevcut kriz dolayısıyla euro bazında da zam yapamıyorsunuz zannediyorum, değil mi? Az önce ifade ettiniz ama. Kesinlikle öyle. Çünkü zaten iş yok diye bir fark vermediği gibi bir yıl önceki fiyatları bizden istiyor alıcılarımız. Yani %15-20'ye yakın bir parite kaybımızın ve döviz bazlı gelen maliyetlerimizin, hatta bizim de TL'nin artık rekabetçi olmadığı bir durumda olduğumuz halde bu talebe bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Çok kolay değil. Biz özellikle yani ihracatçılara forward kur alarak kontratları yapmalarını öneriyorum. Çünkü şu an mevcut kurlarla bir maliyet yaptığınızda herhangi bir sipariş almanız çok kolay değil. Dolayısıyla önümüzdeki yılın ilk çeyreğindeki kurların ortalama fiyatlarını alarak maliyet yapıp bunları bir şekilde hedge etmek lazım. Aksi takdirde sipariş almak çok kolay değil Gözde Hanım şu dönemde. Evet, özellikle tabii Avrupa'daki yavaşlama sizi çok etkiliyor. Artı tabii bunun üzerine parite etkisi ve önümüzdeki süreçte de içeride sizin de ifade ettiğiniz gibi yani kurun enflasyon kadar değer kaybetmemesi burada biraz hazır giyimi zorluyor gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ben için. Şeref Hayat, katıldığınız için. Ve 30 dakikayı efendim burada noktalıyoruz böylece. Az sonra aile ekonomisinde Profesör Doktor Said Uzunoğlu hocamızla karşınızda olacağız.